Bir tane şey ver. Şöyle. Fazla geçirin. Buyurun. Bu Tezgahın halının hikayesi, bunu toprağa gömüyorduk. Tülüceleri, halıları, kilimleri dokuyorduk kızım. Bu yüzyılı aşkın. Babamın hatırası. Şimdi kaymakama hediye ettim. Özelliği biz bunu yundan ediyorduk. Koyunlardan şey edip yapıyorduk. Evvel her şey yundan idi. Şimdi bunlar yani değişildikçe değişiliyor. Ha, evvel evvelinden yani dokuyorduk. Evvelden. Her geçimimiz bundan idi. Biz bunu koyundan kırkıyorduk, yıkıyorduk, tülücene saçağını çekiyorduk, kirmende eriyorduk, çığırıklarda erişine eriyorduk, dokuyorduk. Ben bu tülücüye 10 yaşımda başladım yavrum, köyümüzde. Evvel böyle şehir pazar yoktu, bunu yapıyorduk, satıyorduk. Duvarlara asıyorduk. Kızların, gelinlerin cihiziydi yavrum. Köyümüzde yaşadılıyor, Yıldız Eli'nde de yaşadılıyor. Şimdi ilerikileri alıyorlar 60-70 yüzü, şimdi öteki yani yeni çıkanları almıyorlar. Yavrum, öyle. Bahası biçilmez yavrum. Alan adamına geliruk, gelir, anlaşırız, konuşuruk. Baha biçemi yok. Şimdi ezelkiler değerli, müziğe konuyor yavrum. Ben gelin olurken bana cihiz oldu. Öyle yavrum. Şimdi Allah izin verirse, şöyle hoca satacak. İş adamlarına ben de Hicaz'a gideceğim onun parasıyla. Ya Allah izin verirse yavrum. Bu unutulmaya yüz tutmuş kültürlerimizi tekrar açığa çıkaracağız Allah'ın izniyle. Bir de benim Fadime teyzem var. Babasından yadigar 100 yıl aşkın halı dezgahımız, kilim, tülüce kilim dezgahımız var. Onu Sayın Kaymakam Bey'imize hediye etti. Kaymakam Bey'imiz onu vernikletti, tamirini, onarımını yaptırdı. Sivas'ta müzeye gönderiyor. İnşallah orada sergilenecek. Fadime teyzemin kendisi dokuduğu halı tülüce kilim, diğer adıyla tülüce halı deniyor, iki ismi oluyor onun. Onunla birlikte mesela bunu satıp dedi. Evet, satıp dokuduğu tülüce kilim var 60 yıllık aşağı yukarı. Onunla hacca gitmek istediğini söyledi. Ben de dedim tamam, yardımcı olalırız. Büyüklerimizden yardım istiyoruz, yardım bekliyoruz kilimi alan olursa. Eğer ninemin hacca gitmesi için. Tarihi geçmişi var. O tülüce bu 100 yıllık dezgahta da dokundu kendisi. Yani ben değer biçemiyorum gerçekten. Çünkü tam orijinal yünü, her şeyi, el yapımı, boyasına varana kadar el yapımı. Kendileri de kendisi dokuduğu için. Yani boyalarda kimyasal falan yoktu. Kendileri üretiyorlardı boyaları da. Onlarla yapılmış bir ürün. Tamamen her şeyle doğal. Ben gerçekten değer biçemiyorum. Çünkü el emeği var, tarih var. Hepsi tarih kokuyor. Yani eder, yani 50 bin liraya aşkın şeyde değeri var yani. Tülüce kilimimiz Osmanlı'dan daha önce Selçuklu'ya dayanıyor. Eskiden ninelerimiz, dedelerimiz soğuktan korunmak için yünü duvara asmışlar. Sonradan günümüze bunu model vermişler, şekil vermişler. Hani çadırlarda kaldıkları için, soğuktan korunmak için bu kilimi icat etmişler. Bunu bilenler alıyor. Hani bu kültürü bilenler alıyor. Gösterebilirim, kilimimizin hepsi orijinal, arka yün, erişi yün. Her şeyi yün, bunu bir de çırıklarda kendileri yünü eğirerek yapıyorlar. Şu erişisini bile yani eğirerek yaptığı için tamamen orijinaldir. Hiçbir katkı maddesi yani makine işi yoktur asla. Koyun kırkımından ve dokumuna kadar her şey orijinal. Ben yani 50 bin lira diyorum ama 50 bin lira bile az bence yani. Sadece Yıldız Elimize hastır. Yıldız Elimizin başka yerinde değildir yani. Biz bunları darardık, eğirirdik, çizerdik, otlardan boyardık yavrum. Ondan sonra...